Hepinize merhaba. Bugün NATO'nun Soğuk Savaş sonrası e, yapacağı en büyük askeri tatbikatın başlangıcında verilen kimi mesajları yorumlayacağız. NATO'nun askeri komite başkanı Or Amiral Bauer'in bir açıklaması var. Rob Bauer e, önümüzdeki 20 yıl içerisinde e, Rusya ile topyekün bir savaşa hazırlıklı olmalıyız diye bir çıkış yaptı. Askeri komite başkanı. Peki nereden çıktı bu? Yani neden böyle bir e, çatışmaya hazırlıklı olunması gerektiğini söylüyor. E, bunu da açıklamasının içinde söylemiş. Diyor ki Bauer, barış içinde yaşamamızın kesin olmadığını artık anlamalıyız diyor. Tabii haliyle o zaman şu soruyu sormak gerekiyor. Barışı kim bozdu? Yani NATO, e, Türkiye'nin de içinde olduğu e, NATO bir e, topyekün savaş e, ihtiyacı görüyorsa böyle bir risk görüyorsa ve bunun hazırlığının yapılmasının gerektiğini söylüyorsa ve bunun nedeninin de barışın bozulduğunu söylüyorsa peki barışı kim bozdu yani Çin mi bozdu Rusya mı bozdu Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti mi bozdu İran mı bozdu kim bozdu biraz bunu tartışıp NATO Genel Sekreteri'nin de bir açıklaması var onunla birlikte değerlendireceğiz onu birazdan aktarırım. Şimdi bir kere bu barışı kim bozdu meselesinin cevabı aslında belli. Yani her ne kadar e, NATO'nun askeri komite başkanı bunu topu başkasına atıyor gibi görünse de barışı Amerika'nın bozduğunu biliyoruz. Bütün bir 20. yüzyıl boyunca barışı bozdu. Hatta e, şöyle de söyleyebiliriz. Daha 2. Dünya Savaşı biterken Amerika barışı bozdu. Dünya barışa hazırlanıyordu biliyorsunuz. Savaş bitiyor, barış olacak. Arkasından işte Birleşmiş Millet buna hazırlık var. Ve Amerika daha savaş biterken barışı bozdu. Nasıl bozdu? Çünkü emperyalist Amerika e, teslim olacağı belli olan ve teslim olmaya hazırlanan bunun müzakerelerini yapan Japonya'ya iki atom bombası attı. Ve böylelikle daha ilk günden barışı bozmuş oldu. Aslında şöyle de söyleyebiliriz. Yani Amerika o atom bombalarını Japonya'dan çok kendisine asıl rakip gördüğü Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşı attı. Yani o bombalarla Sovyetler Birliği'ne patron benim mesajı vermek istedi. Dolayısıyla Amerika'nın Sovyetler Birliği ile daha sonra adı soğuk savaş olan süreci başlatmasının tarihini de biz aslında o bombaların atıldığı tarihe işaretleyebiliriz bu bakımdan Nitekim işte sonrasında Amerika biliyorsunuz empelist iştahını ve dünya jandarmalığı hevesini kısa sürede NATO aygıtını bir siyaset ve e, askeri aygıt olarak NATO aygıtını 1949'da inşa ederek gösterdi. Şimdi burada şunu da söyleyelim. Öyle propaganda edildiğinin aksine NATO bir Sovyet tehlikesine falan e, karşı kurulmuş değil. Bu bir e, yalan. E, tersine e, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşı Amerika'nın bir dünya egemenliğine soyunacağı ve ona çok gönlü bir saldırıya geçeceği süreçte kullanmak üzere inşa ettiği bir aygıttır NATO. Bunun en önemli göstergesi şudur, hep işte Sovyet tehlikesine karşı, Varşova'ya karşı kuruldu diye propaganda eder ya batı basını NATO'yu. İşte NATO 1949'da kuruldu. Halbuki Varşova Paktı 6 yıl sonra 1955'te kuruldu. Yani asıl denklem terstir. Bunun da altını çizmiş olalım. Şimdi tabii mesele sadece NATO'yu kurması da değil, Amerika'nın barışı bozmasının göstergeler olarak. Ee, bir sürü olay var. Şimdi e, ama oraya geçmeden şunu da hatırlatayım. Yani o 1949-55 yani bu yıllar kritik yıllar. yani Amerika NATO'yu kuruyor. Arasında Bağlantısızlar Hareketi var. Bağlantısızlar Hareketi'nin liderleri olarak Çin'in ve Hindistan'ın öncülüğünde daha 1954 yılında e, barış içinde yaşamanın beş ilkesi diye ilkeler belirlenerek dünyanın önüne konuluyor. Ama işte Amerika bir kez o empelist ülke hevesi yani o dünya jandarmalığına soyunma hevesi empelist tekerlerin iştahı dünya egemenliği sömürge falan derken Amerika barışı bozuyor her yerde bozuyor yani Orta Doğu'da darbelerle önce bozuyor işte Güney Amerika'da darbelerle bozuyor Laos'ta bozuyor Kamboçya'da bozuyor Grenada'da bozuyor vesaire vesaire. Şimdi soğuk savaş bittiğinde de bozmaya devam ediyor. İşte soğuk savaş sonrasında Yugoslavya'yı 8 parçaya böldü işte Afganistan işgali, Irak işgali, Libya'ya saldırı, Suriye'ye saldırı, milyonlarca insanın katliamı var. Dolayısıyla barışı bozduğunun pek çok olgusu var Amerika açısından. Devamında tabii aslında şu var, Soğuk Savaş sonrasının tahlilinde şunu net söylemeliyiz. Amerika tutanaklarda da var, belgelerde de var. Alman dışişleri belgesinde yayınlanmıştı geçen yıl. Amerika çok açık bir şekilde sözünde durmamış ve NATO'yu sürekli Rusya'ya karşı ona doğru genişleterek barışı bir kez daha bozmuş. Bunun artık belgesi de var. Yani bu sadece bizim bir laf olarak, bir tahlil olarak söylediğimiz bir durum değil. Sözünde durmamasının belgesi var. Her neyse zaten o belgeler de dahil ortaya çıktı ki Ukrayna Savaşı'nın sorumluluğunun NATO'nun genişletilmesinde olduğunu e, görerek tahlil yapan pek çok Amerikalı akademisyen, pek çok Amerikalı uzman da var artık ve kabul ediyorlar bunu. Yani Ukrayna Savaşı'nın sorumluluğunu doğrudan Rusya'ya atarak, efendim Rusya bir gün delirdi ve Ukrayna'ya saldırdı biçiminde e, kaba bir e, yorumla değil de bunun altındaki ana nedenin NATO'yu sürekli Rusya'yı e, daraltmaya doğru Rusya'nın içerilere çekilmesine yönelik bir baskı aracına dönüştürülerek Doğu Avrupa'da e, genişletilmesinin e, neden olduğunu, esas sorumluluğun da bu nedenle Amerika'da olduğunu savunan pek çok Amerikalı akademisyen ve uzmanın artık olduğunu söylemeliyiz. Evet, şimdi gelelim işin şu boyutuna. Bakın, e, Amerika son yıllarda kendi ulusal strateji belgelerine ee, ve ardından da son iki zirvedir NATO belgelerine, NATO konsepti de dahil NATO belgelerine e, Rusya'yı Atlantik dünyası için yakın tehdit, Çin'i de e, asıl mücadele edilecek baş rakip diye işaretledi. Yani bunlar sadece Amerikan belgelerinde değil artık NATO belgelerinde de böyle. Ve Amerika şimdi bunun gereği olarak da NATO'yu sürekli genişletiyor. Mesela Avrupa düzleminde bakarsak 3 e, coğrafyada e, genişletmeye çalışıyor. Bir Arktik Okyanusu önemi nedeniyle de bunu daha önceki bir yayında konuşmuştuk. İsveç Finlandiya hattından genişletiyor. E, Ukrayna hattından zaten Doğu Avrupa'da genişletiyor ama bir de Gürcistan üzerinden. Ki Gürcistan'a da AB yolu açmaya çalışıyorlar şu anda biliyorsunuz. E, Gürcistan üzerinden de Gürcistan'ı da NATO üyesi yaparak oradan da genişlemeye çalışıyor. E, diğer yandan Çin'e karşı e, Asya Pasifik bölgesinde küçük ittifaklar kurarak, üçlü, dörtlü, beşli ittifaklar kurarak bunları da bir alt NATO örgütlerine e, dönüştürmeye çalıştığını da biliyoruz. İşte bunlardan en önemlisi AUKUS. E, üç ülkenin Amerika, İngiltere ve Avustralya'nın ittifakı ki bu esas olarak Çin'e karşı Avustralya'yı bir nükleer üsse dönüştürme ittifakıydı. E, diğer yandan işte Japonya ve Güney Kore liderleri biliyorsunuz sanki NATO üyesiymiş gibi son iki liderler zirvesine e, çağrılıyor. Ve NATO'nun Japonya'da bir irtibat ofisi, Tokyo'da bir irtibat ofisi açmaya çalıştığını biliyoruz. Dolayısıyla NATO'nun Asya Pasifik'e doğru genişlemeye çalıştığı da Avrupa dışında yani Arktik, Doğu Avrupa, Karadeniz bu hat üzerindeki genişlemesinin dışında Asya Pasifik'te de küçük NATO'cuklar kurarak bir Asya Pasifik e, stratejisi izlediğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla aslında işte hani 1945'e esas alırsak 79 yıldır Amerika barışı bozuyor. 79 yıl önce atom bombası atarak barışı bozmaya başladı. 79 yıldır da kesin bir kesintisiz olarak Amerika e, saldırganlıklarıyla barışı bozmayı sürdürüyor. Bu durumda haliyle girişte o hatırlattığımız e, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Bauer'in işte barış bozuldu, topyekün savaşı hazırlıklı olmalıyız. E, çıkışı aslında bir savunma mesajı değil. Bu bir saldırganlığın örtüsü olan mesaj. Diğer yandan e, NATO Genel Sekreteri John Stoltenberg de e, bir e, Yorumda bulundu, tuhaf bir yorum dedi ki NATO Asya'ya yaklaşmıyor, ilerlemiyor. Tersine Çin Batı'ya yaklaşıyor. Bu da hakikaten baş aşağı duran bir denklem. Zira hani bunun en kaba ne derler şeyi tasdiyi anlaşılacak biçimde söyleyeyim. Basitçe Çin'in karasularında Amerika'nın hemen yanında gemileri var, savaş gemileri. Hatta İngiltere'nin de işte zaman zaman Tayvan civarına giden savaş gemileri var. Efendime söyleyeyim Almanya bile son iki yıldır Hint Pasifik stratejisine, Amerikan'ın Hint Pasifik stratejisine eklemlenmek üzere oralara savaş gemileri yolluyor. Peki tersinden Çin'in, Amerika'nın kara sularının dibinde savaş gemileri var mı? Yok. Yani bir tek bu örnek bile bu denklemin nasıl baş aşağı olduğunu gösteriyor. Ha buna eklenecek başka şeyler de var ama e, çok uzatmayalım diye geçiyorum ve özetle... Bitirirken şunu söyleyeyim. Şimdi barış içinde yaşamanın beş ilkesi dediğimiz ilkeler hala aslında insanlığın önünde duruyor. Ve çok kutuplu bir dünya inşası da var. Bir küresel güney inisiyatifi de oluştu. O inisiyatifin işte İsrail'in Gazze saldırganlığı konusunda yapabildikleri de var. İşte Güney Afrika'nın girişimleri de dahil. Dolayısıyla ben hala küresel Güney inisiyatifinin ve uluslararası şartların Amerika'nın saldırganlığı karşısında en büyük caydırıcılık olduğunu düşünüyorum. Aksi halde çünkü Amerika'nın saldırganlığını dünya caydıramazsa bu artık 1. ve 2. Dünya Savaşlarına benzemeyen dünyanın sonunu getirecek nitelikte savaşlar olacaktır. Dolayısıyla Amerika'nın saldırganlığını caydıracak her türlü e, girişim, her türlü ittifak, her türlü büyük cepheleşme, Amerika'yı yalnızlaştıran politikalar dünya halklarının yararına olacaktır. Evet, bugünlük bu kadar e, bir NATO e, değerlendirmesi yapmış olduk. Önümüzdeki e, günlerde bunları konuşmayı sürdüreceğiz. Çünkü NATO tarihinin Soğuk Savaş'tan sonra en büyük e, tatbikatına 90 bin askerle başlıyor. Tatbikatta İsveç'te var üstelik öyle gözlemci gibi de değil üyeymiş gibi yer alıyor artık onu da e, biz İsveç'e e, veto e, uygularız e, efendim e, Türkiye Amerika'yı NATO içinde dengeler diye görüş belirtenler yorumlasınlar bakın ortada. Amerika'nın patronluğuyla yürüyen işler var. Türkiye'yi de İsveç'le sanki İsveç'in atölyesi olmuş gibi ittifakı da tatbikatı da getirmiş oldular. Neyse o da ayrı bir konu. Belki sonra bunu tekrar konuşuruz. Bugünlük bu kadar. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle.